Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda daha köyden yeni çıktım. Başlıktan görmüş olduğunuz üzere Diyarbakır'a gidiyoruz ve en ekonomik, en güzel şeyleri yiyerek, en ekonomik yerleri gezerek, yani minimum parayla bolca gezmeye çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Kamera çantamda daha çıkarmadım. Onun dışında arkadaşım normalde Mustafa dedi ki ben bırakayım seni dedi. Ben de dedim biraz bir değişik olsun, bir otostop çekelim. En ekonomik dedik, en ekonomik şekilde de bitirelim videoyu dedim. Şimdi bakalım araba bulabilir miyiz? Biletimi gece 1'e aldım. Bu arada şurası şöyle mi gidiyor? Heh, tam şurası bak, elimin bulunduğu yer Tilbaşar Kalesi. Bir önceki videomda gördüğünüz Tilbaşar Kalesi. Şimdi berbere gideceğim, ayakkabı falan alacağım. Gece 1'de ta yolculuk başlıyor. Gece 1'e kadar yolanacağız. Şu an saat 7 çeyrek geçiyor. Al içi gidiyorum şeye. Diyarbakır'a video çekmeye hem gezeceğim. Şu an videoda zaten aslında çekiyorum. Otostop başlıyor. Orada senin gibi adam oturuyor, evde para kazanıyor. He vallahi. Ben rolda atıyorum, bilgisayar abi. Bir Diyarbakır otobüsü gidiyor arkamda. Ben de şu an otogara doğru yürüyorum. Daha Antep kısmını geçemedik, Diyarbakır'a varamadık. Ben otogara doğru yürürken ufak bir sohbet edelim diye bir kayıt açtım. Şu an yine telefondan kayıttayım. Kamerayı çıkarmadım çantamda. Öncelikle tıraş oldum, nasıl olmuş bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız artık. Şimdi Oğuzel'den geldiğim için bir de ekonomik bir şey olsun diye otobüse bindim. Otobüs tam olarak 6 lira 60 kuruş kesiyor. 6 liraya otogara değil de stadyuma doğru gelen bir otobüsümüz var bizim. Eğer öğrenciler Oğuzel'den izliyorsa bu videoyu, Oğuzel'den gelirken benim yaptığım yöntemi yapabilir. Şimdi otobüs biletimiz gece 1'e aldım ben otobüsü. Şu anda saat 12'ye çeyrek var. İşte tahminim bir 20 dakika yürüyüş mesafesi var. Şu an otogar yolunda yürüyorum. Fıstıklı Mahallesi'ndeyim. Fıstıklı Mahallesi'nde indim. Otogar Kalyon Stadyumu'na varmadan bir durak önce. Şöyle 20 dakika daha yürüyeceğim. Hem temiz hava almış olacağım. Böylelikle işte otobüs biraz dediğim gibi beni tutuyor. Tuttuğu için de yürümek iyi geliyor insana. Hadi bakalım gelişmeye geçelim. Diyarbakır yolculuğu başlasın. Merhabalar, günaydın. Diyarbakır'dan herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Akşam biraz yorucuydu, biraz şeydi işte, koku falan vardı. Ama bir şekilde idare ettik. Şimdi Mezopotamya'dayız, Diyarbakır'dayız. Öncelikle güzel bir ciğer yiyerek güne başlamak istiyorum ben. Birkaç kişiye yol tarifi sordum, dedi yolun karşısına geç. Dolmuşlar var, dolmuşlarla dedi daha kapıya geçebilirsin dedi. Zaten gezeceğimiz her yer dağ kapı bölgesinde ve bu öğrenciler için bir video olduğu için en uygun nasıl olursa öyle videoya çekeceğiz. Yani normalde taksiyle gidebilirim ama taksiye para verirsem bu videonun anlamı kalmayacak. Otogardan çıktım. Böyle gidiyoruz şu an. Şöyle çok değil, bir 5 dakika yürüdüm. Durağı gördüm. Şöyle daha kapı yazıyor araçlarda. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ne kadar abi ücretler? 6,5. 6,5. Evet. Tamam. Selamünaleyküm.
Abi kolay gelsin. Burada ciğer yiyebileceğim bir yer var mı? Ciğer. En iyi ciğeri kim yapıyor burada civarda? İsmail açık mı abi? Tamam. Tamamdır abi, eyvallah. Ciğerci İsmail. 15 dakikadır falan yürüyorum. Daha bir ciğerci bulamadım. Ya ben çok erkenciyim. Ya da onlar geç uyanıyor. Şu an ciğerci İsmail Usta'dayız. Tripodu kurayım, ciğer gelecek şimdi, bakalım nasıl olacak ciğer. İnşallah güzel olur ya. Hatta şu an servisler de geldi. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle soğan. Vallahi çok iyi gözüküyor. Şimdi Antep'teki ciğerle kıyaslayacağız. Bakalım nasıl olacak. Canı çeken olursa kusura bakmasın. Başlıyoruz. Hadi bismillah diyelim. İyice doğranmış zaten şöyle. Bunun olayı internette izlemiştim. Ya gerçi ben de Antepliyim de yani. Şöyle üst üste çekiyormuşuz bir şişe. Sonra şişemizi buraya bırakıyoruz. Sonra bunu böyle. Biber yok abi ya, sabah dokunur. Ayran alabilir miyim ben? Tamamdır abi. Şöyle göstereyim. Bunun içine soğan koyacağım bunu. Şöyle soğanla birlikte bir... Bakırdan bir kase. Herhalde buranın bardağı olsa gerek. Antep'te de vardı ama daha önce hiç böyle bir şeyde ayran içmedim. Ayran da güzel. Bilmiyorum ya da ben Antep'te belki kötü yerlerde yiyorumdur, ondan da olabilir. Yani isim vermeyeyim de şu kale altında o isim yapmış kişilere söylüyorum yani. Onlardan 1000 kat daha iyi. Şu an yediğim ciğer var ya, orada yediğim ciğerlerden 1000 kat daha iyi. Oğuzhan'daki ciğerci koçun Fatih Usta'nın yerini tutamaz asla. Buradan da buna anekdot düşelim. Siz yani buraya gelip ciğer yiyene kadar Oğuzhan'a gidip orada bir ciğer yiyin. Orada yanınızda kesip ciğeri yanınızda şişe takıp öyle ateşe atıyorlar, her şeyi yanınızda yapıyorlar yani. Size önerim ciğerci koç olurdu. Ama tabii ki de Diyarbakır'da da ciğerci İsmail Usta çok güzel yapmış ya. Vallahi eline sağlık. Ben kaydı kapatayım. Rahatça bir hızlıca yemeğimi yiyeyim. Sonra hemen programı hazırlayıp çıkayım dışarıya. Şu anda harcanan tutar 316 TL. Bakalım nasıl bitecek gün sonu. Ya Ezgi diye bir arkadaşım var. Birazdan gelecek, sizle tanıştıracağım yani kendisine. Onu bekliyorum. Saat şu an kaç oldu? Saat 9. Az önce bir de Diyarbakır'da şöyle söyleyeyim, kaldırımlardan falan yürürken yolda çamur falan olabiliyor. Bu Antep'te de var da bilmiyorum, dalgınlığıma geldi herhalde. Şu an daha yeni aldığım ayakkabı, daha dün aldığım ayakkabı çamurun içinde. Neyse, annemin dediği gibi çok gezen ayağa bok bulaşır ya. O oldu yani, şu an bildiğin ayağıma bok bulaştı yani. Ama şey, çamur bu, bok değil. Bir günde bir öğrenci ne kadar para harcayabilir? Yani daha doğrusu en ekonomik nasıl gezebilir? Bunu anlattım videoda, hadi izleyelim. Tımla konuşacağım. Şimdi Rojmin planda yoktu. Ben geleceğimi duyup da gelmiş. Ezgi zaten, o da sırf ben geldim diye, bak bu kız tüm işlerini iptal etti benim için.
Ezgi ben daha taşa çıkarıyor. Çıkarım. Ha, bu arada şeyi söyleyeceğim. Yaşı küçük gibi gözüküyor da benden büyük hepsi. Hepsi bak arkadakiler de. Hayır. Yaşlı değiliz yine. Şey hep Berfin benden yaşıt, geriye kalan benden büyük. Ezgi genelde buraya Diyarbakırlılar niye çıkar? Seyretmek için. Neyi seyretmek için? İçmeye çıkıyorlar yani genelde. Evet hayat söylüyorlar genelde ya da fotoğraf falan çekiyorlar. Poz veriyorum. Instagram'dan fotoğrafımı beğenebilirsiniz. Bu videonun sonunda da çekiliş var arkadaşlar. Buradan aldığım bir hediyelik eşyayı, hatta birkaç tane hediyelik eşyayı sizlere vereceğim. Üstelik katılmak çok kolay. Instagram'dan ve YouTube'dan beni takip etmeniz yeterli. Allah'ım yardım etsin. Çok zor. Saat şu anda... Saat kaç? 10:25. Buraya geldiğimiz, videodan da hatırlayacaksınız, saat 10'da çıktık dedim. 25 dakikadır sadece fotoğraf çekiyoruz. Neye bakıyorsun Ezgi? Şimdi Rojmin, Ezgi ve Berfin. Berfin yok. Var mı? Var mı bilmiyorum. Böyle gözüküyor herkes. Şimdi surlar zaten videonun başından sonuna kadar olacak. Çünkü gideceğimiz her bölgede çevresinde surlar var. Ya içinde ya dışında sur olacak. Yani sürekli bir surların yanındayız. Kamerayı kapattım. Hem şarjı azaldı. Hem de sürekli aç kapa aç kapa sıkıntıya giriyorum. Ben sıkıntı alıyorum. Elimde böyle dolaşıyor. Şimdi tek başıma gelsem sıkıntı yok. Gezdiğim yerleri direkt çeker çıkarım. Burada 15 dakika her yerde fotoğraf çekme faslımız sürüyor. O da sıkıntı yani. Bu da deledir. Ben görmüyorum. Güneş parlıyor da hareketlerini neyse, görmüyorum. Videoda görürsün. Çok ciddi. Editlerken göreceğim. Aha. Anne, teyze, hala, amca merak etmeyin. Bir sonraki videoda bunların hiçbiri yok. İşte öyle anne. Kimseyi almayacağım. Aa, Rojmi sen nohut söylüyordun değil evet, mi? Evet, bak hepsi. Aa, dur kamerayı teslim edeyim. Ne kadar abi fiyatlarımız? Abi 10 lira. 10 lira. Bir tane bozuk. Bende bozuk. Bundan alalım. Yok bende de var. Bende de. Heh. O zaman şöyle dedim. 2 tane mi alacağız? 3 tane almayacak mıyız? 30 işte. Tamam ver. Sen Rojmin zengin. Abi veriyoruz. Abi 3 tane mi alıyoruz? Ha, al abi. Al Ezgi. Canavar. Başardım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kolay gelsin. Arkadaşlar surlarda saçıma vurmayın lütfen. Surlarda nohut diyebilirsiniz. Ben şu nohutu gömeyim sonra videoya devam. Evet şu an Hazreti Süleyman Camii'deyiz. Ben hemen önemli özelliklerine değineyim. Dünyanın en zengin 4 tane insanı vardır. Bunlardan ikisi mümin, ikisi de kafirdir. Bu iki mümin ve iki kafir arasında müminlerden Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Neyse işte cinlere bile sözü geçen, hatta kendisinin yüzüğü de bazı rivayetlere göre ortada dolanıyormuş. Eğer onu bulan birisi olursa cinlere ve dünyaya hükmedebiliyormuş. En önemli özelliği Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethinin buradan başlaması. Yani bu caminin taşıdığı özelliklerden. Caminin bitişinde Osmanlılar döneminde yapılan Halid bin Velid'in oğlu Süleyman ile Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından alınışı sırasında şehit düşen diğer sahabelerin burada yattığı meşhet bulunmaktadır. Yani türbe bulunmaktadır. Sahabelerin burada olması burayı bir ziyaretgah haline getirmiştir. Yapı günümüzde de geçmişten gelen önemini korumakta ve hala ziyaret yeri olma özelliğine devam ettirmektedir. Ben bunu şu anda kulturportalim.gov.tr'den okuyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burada hediyelik eşyalar satılıyor. Benim buradan alacağım birkaç parça eşyayı çekilişle size hediye edeceğim ve çekiliş için onu etiketle bunu etiketle gibi şartımız da yok. Çok basit. Hemen öncelikle hediyelerimizi seçelim biz burada. Şunları göstereyim. Bu arada beğendiğiniz olursa internetten sonradan sipariş edebilirim. Çekilişi kazanan kişiye. Şimdi içeriye girip gezelim. Beğendiğimiz ürünleri size gösterelim. Şimdi bir tane bundan alıyoruz. O karpuz al ya. Karpuzdan mı alalım? Hayır bunu, o yeni, o da güzel. Bu kalemlik. Öncelikle şunu tutabilir miyiz? Kırmayalım. Onu da alayım mı? Bunlar çok saçma ama. Mesela bu güzel. Onlar bu kalemlik mi acaba? Ama hani buraya... Şimdi buradan sizin şey için hediye beğeniyoruz. Welcome. Kendi evime de alacağım aynı zamanda. Şuradan. Burada bir şey yok. Bir şey yok ki. Magnet alacağım. Onun dışında bir tane ondan aldık. Bir tane de bundan alıyorum. Bir de bundan hediye ederiz. Şöyle güzel. Yani hiç yoktan kalemlik falan.
neye kullanırsanız artık sizin yaratıcılığınıza bıraktım. Mazot açı. Hatta karpuzla ilgili bir şey olması gerekiyor. Al sana karpuz. Bence. Çünkü hani buranın tamam. Şeyi... Bir bundan bir de surlardan alalım. Şunu da alacağız. Şöyle bir iki magnet hediye edeceğiz size. Zaten diğerlerini gördünüz. Kule ve şu kaleden. Yani şunlardan da sizlere hediye edeceğim. Çekilişe katılmak çok kolay. YouTube kanalıma, ondan sonra Instagram'dan beni takip ediyor olacaksınız. Bir de bir tane yorum. Birisini etiketleyebilirsiniz. Etiketlerseniz daha iyi olur. Ya da normal bir ben istiyorum gibi yorumlu adınız gözüksün. Çünkü o yorumda bulunan kullanıcıları çekeceğim. Yorumda bulunan kullanıcılar arasında çekiliş gerçekleşecek. Aynı zamanda bu bana yorum yapanlar YouTube'da bana abone olmuş mu? Instagram'da beni takip ediyor mu? Bu özellikleri de kontrol edeceğim. Canlı yayında hep beraber canlı bir şekilde açıklayacağız. Hatta bizzat da kendisi Antep'te olursa, ki genelde beni takip edenler ya akrabalarım ya da Antep'te oturanlar, bizzat gidip evine ben teslim edeceğim. Hatta orada da video çekeriz. Güzel olur, eğlenceli olur. Yani hediye hediyedir. Umarım güzel katılım olur. Şimdi az önce yürüyorduk. Ezgi dedi ki burada çok güzel bir mekan var dedi. Sultanlar Konağı. Ben şöyle Sultanlar Konağı'nda bir kahve molası vereceğiz. Ondan sonra Hasan Paşa Hanım'ı dedi. Ne dedi? Oraya gidecekmişiz. Vallahi mekan çok hoşuma gitti. Dışarıda gördüm. Beni de bayağı etkiledi. Şöyle. Hızlıca bir çekim alıyorum size. Bizim kızlar tabii dayanamadı. Hemen girdi ben kamerayı hazırlayana kadar da. Burada şey var. Şimdi en son kahveyi başkasına seçtirdiğimde içememiştim. Ondan dolayı ben kendi kahvemi kendim seçeceğim. Sizde menüyü de... Evet. Burada benim dikkatimi çeken şeylerden birisi. Nerede lan Kürt kahvesi? Bak şurada bir Kürt kahvesi var. Ben bir Kürt kahvesi söyleyeceğim. Nasılmış ben çok merak ediyorum. Fiyatları sizinle paylaşırım zaten çıkınca. Öncelikle Instagram'a bir story atıyoruz hemen. Diyarbakır surlarındayız diye. Diyarbakır surları. Okey. Şu an bunu hazırladık. Kürt kahvemiz geldi. Evet. Kızıl şerbet. Reyhan şerbeti mi? Tadına bakacağım. Bizim orada Mevlüt'te dağıtılır şerbet genelde. Aynısı mı acaba? Öyle bir bakacağız şimdi. Kahveyi detay aldık. Bu Kürt kahvesini söylerken bize şey denildi. Bu kahvede. Kürt kahvesinin özü, yani kendi çekirdeği şekerliymiş. Öyle dedi bize. Bize ekstra bir şeker atmıyoruz dedi. O size zaten şekerli olarak geliyor dedi. Hele bak Rojim nasıl servis yapmışlar ya. Benimle evlenirsin. Neyse. Asla olmaz adam. Sen kim köpek? Asla olmaz. Gerçekten sütlü kahve gibi, cappuccino gibi tadı var Kürt kahvesinin. Değişik bir şey ya, sütlü kahve gibi böyle şekerli, şireli bir şey. Burada ayrıca çikolata da vermişler. Bak bunu direkt tek seferde ağza atıyorum bak. Size tavsiyem gerçekten gelince Kürt kahvesi için. Ben burayı normalde Instagram Reels videomu eklemeyecektim. Hemen şu an Instagram Reels videosu çekiyorum buradan. Bir de şerbetin tadına bakıp kaydı kapatacağım. Sonra geziye tekrar devam edelim. Vlogumuza devam edelim. Vişne suyu gibi tadı var ama. Güzel. Vişne suyu hafif ekşi, hafif tatlı böyle. Hafif acımsı sanki. Reyhan şerbetiymiş bunun adı. Değişik, güzel. Bizim kızım kırmızı şerbete benziyor. Bu da kırmızı da. Sesim gidiyor. Ben kahve içeyim. Devam ederim bundan sonra. Burası da tandırmış. Burada ekmek yapılıyormuş. Ekmek ben bilmiyorum. Burada. Pişiriliyormuş. Kadınlar burada oturur. Bak. Bizim köyde ocak var genelde. Ha, bunda hamur yoğuruyorlarmış. Böyle ekmeği şöyle tak tak diye yapıştırıyor mu? Yapışıyor. Geçen tandıra gitmişsin diye biri şey yazmış. Ben bildim tandıra ekmek yapıştırıyor. Şu anda Ulu Cami'nin girişindeyiz. Kameramın şarjı azaldığı için bu kısımları direkt burasıyla çekiyorum. Ulu Cami'nin hemen tarihini de size anlatacağım. Ufak detaylar alalım, sonra tarihe geçiyoruz. Bu yola çıktığım arkadaşlar da kafir midir nedir lan? Ben camiye giriyorum, onlar kayboluyor. Şimdi şurada anlatım yapabileceğim bir köşe seçeyim.
detay videolar da alalım. Sonra anlatıma geçelim. Hatta şimdi anlatıma geçiyoruz. Evli bekar. Bekarım amca. Geziyorum ben öyle ufak tefek. İnşallah. İnşallah amca. YouTube'a video çekiyorum amca. Bir iş yapmıyorum, YouTube'a video çekiyorum. Şu an kamera da orada zaten. Ulu Cami, erken İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Camii'nin benzerliklerinden dolayı Anadolu'ya yansıması olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Cami, İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir. İslam dünyasında da çok büyük önem taşıyor burası. Ayrıca camide sibernetin babası olarak kabul edilen ünlü bilgin El Cezer'in yaptığı güneş saati bulunmaktadır. Şu anda... Dikey çeker misin? Dikey çek. Tamam, onu da çekeceğim. Dur bir yatay çekek de. Gene Ezgi, gene Rujbin, Berfin çocuk bakmaya gitti, gelecek birazdan. Dört ayaklı minare, doğru mu? Evet, doğru. Dört ayaklı şey derler, minare. Bir rivayete göre dört ayaklı minarenin altına 7 defa geçip dilediğini dilersen kabul oluyormuş. Duydunuz mu bilmiyorum ama ezan bittikten sonra ben tekrar kaydı açacağım, devam edelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz dört ayaklı minare. Bu muydu? Az önce ne dedin? Etrafında yedik ya. Onu söyleyeyim mi? Evet, onu söyle sana, ben devam edeceğim zaten. Evet arkadaşlar, bir rivayete göre dört ayaklı minarenin altından dileğini dileyip 7 defa geçersen dileğin kabul oluyormuş. Yapalım. Ben de bilmiyorum, belki uydurmadır ama öyle biliyorum yani. Hadi ben yapayım. Hadi yap. Gel gel, sen de çekeyim gel. Ne kadar aldın burayı? 15 kâ. 15 kâ. 1000. 15 bin. Evet. 15 bin, inanmıyor. 15 bine mi aldın? Evet, şu an Rojbin ben çocuklarla tartışırken dileğini kabul ettirdi. Sıra bende. Şimdi ben anlatayım. Sonra dört ayaklı minarede hemen yanımızda ben detayı zaten görüntülere ekleyeceğim. 1500 yılında Akkoyunlu Beylerinde Kasım Bey tarafından inşa ettirilmiş cami. Az önceki rivayetin zaten Ezgi size anlattı. Şimdi bir de tarih olarak, rivayet değil de gerçeklerden konuşalım biraz da. Akkoyunluların en önemli anıtsal eserlerindenmiş bu dört ayaklı minaremiz. Dört ayaklı minaresiyle ün yapmıştır. Yekpare taş sütun üzerinde dört köşeli olarak inşa edilmiş olan yapı Anadolu'nun tek dört ayaklı minare örneğidir. Yine telefondan devam ediyorum. Surp Diragos Ermeni Kilisesi'ne geldik. Ben hemen detay alayım, yine bir tarih anlatımı olsun. Şimdiye kadar fazla da para harcamadık arkadaşlar. Yürüyerek gezebiliyorsunuz ve her yer ücretsiz. İnanılmaz derecede ekonomik bir video oldu. Peki buranın tarihine bakacak olursak hemen bir özet geçelim. Ermeni cemaatinin Orta Doğu'daki en büyük kilisesi konumunda kabul edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi, İnci Cihan'ın verdiği bilgiye göre 16. yüzyılda inşa edilmiştir. İnci Cihan, 1518 yılında Saint Theodoros Kilisesi'nin camiye dönüştürülmesinden sonra kiliseye ait mezarlığın içinde Surp Giragos Kilisesi'nin inşa edildiğini ifade etmektedir. Kilise 1722 yılında döneminin metropoli Bedros Vartabet tarafından geniş çaplı bir restorasyona tabi tutulmuştur. Sürekli bir bildirim geliyor, kusura bakmayın. Instagram'dan gördüğünüz siz, yani sizler izleyen kişiler yorum yapıyorsunuz. Yani en sonuna gelecek olursak bayağı uzun bir tarihi var. 2015'te kapanan Surp Giragos Kilisesi 7 Mayıs 2022'de tekrardan açılmıştır ve biz de gezdik. Sen kameraya bakıyorsun. Kameraya salla. Kamera bak var orada. YouTube'dasın şu an. YouTube'da kendini izleyebilirsin. Senin de. Evet, şu an Gazi Köşkü'ne doğru çıkıyoruz. Ve bugün ayrı bir konuğumuz var. Hızlı gidiyor, tutamıyorum onu. Gel selam söyle. Selam söyle. Atatürk'ü seviyor musun Ecrin? Ecrin? Atatürk'ü seviyor musun? Tabii ki de seviyorum. Ecin, sen benim adımı ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Bilmiyor musun? Adı Ata. Adım Ata, soyadım Türkkan. Atatürk'le adaşız. Allah. Gazi Köşkü veya Atatürk Köşkü ile anılan adıyla Diyarbakır'da yer alan, yani iki katlı bu köşkten bahsediyoruz, muhteşem köşk. 15. yüzyıldan kalma bu yapı Akkoyunlu eseri olarak bilinir. Böyle bir yandan gezelim, bir yandan anlatalım. O zamanlarda 16. Kolordu Komutanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün burada kalmış olduğu evi, yani köşkü. 14 Mart 1916 tarihinde Diyarbakır'a gelen Atatürk,
27 Mart 1917 tarihine kadar bu köşkte kalmıştır. Allah! Diyarbakır Belediyesi 1937'de burayı satın alarak Atatürk'e armağan etmiştir. Ancak Atatürk'ün vefatından sonra tekrardan burası belediyeye devredilmiştir. Kararında yine belediyeye veriliyor ve burası birkaç restore geçirilerek şu anda bu hale geliyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Halay çekmeye değil mi? Evet. On Gözlü Köprü'yü gezmeye gidiyoruz. On Gözlü Köprü dışarıdan da çekebildiğim kadarıyla çekeceğim. Bakalım. Sesim geliyor mu ama anneme göre biraz değişik oynuyorlar ama benziyor yani. Birbirine benziyor. On Gözlü Köprü'yü tekrar şarj bitmeden göstereyim. Buradan nokta da koyabilirim. Telefonla devam da edebilirim bilmiyorum. Görüşürüz. Evet. Dicle Köprüsü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri üzerinde yer alan tarihi bir köprü. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri üzerinde yer alan tarihi bir köprü. 10 açıklığa sahip olduğu için yerel halkça 10 gözlü köprü olarak adlandırılıyor burası. Böyle videoyu burada veya kameranın şarjı burada bitiyor, artık mikrofonumuzu kullanamayacağız. Bundan sonra da muhtemelen bir yemek yedik. Ondan sonra videomuz bitiyor. Çekilişe katılıp, abone olup, videoyu beğenip bir de yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki gezi yeri seninle beraber de olabilir. Bana mesaj atabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah beraber de bir gün gezeriz. Son yerimiz olan Diyarbakır Lahmacun Merkezi. Gerçi sürüklü ana da geçebiliriz. O arkadan hala bakıyor. İleriden döneceğiz. Orada bir son yemeğimizi yiyeceğiz. Son noktayı da burada koyarız. Evet. Aynen burası. Şimdi bu dediğim yeri neden tercih etmek isteyebilirsiniz? Şöyle göstereyim size, hemen arkamı döndüm. Bakın hemen şurada dört ayaklı minare var. Arka kameraya geçip öğün anlatıma devam edeyim, daha iyi olacaktır. Şimdi şurada dört ayaklı minare direkt. Hemen ilerisinde, şöyle insanları çekmeden. Hemen ilerisinde Ulu Cami var. Yani merkezi bir konumda ve yemek yediğiniz yerde tarihi de izleyebiliyorsunuz. Ve tadı da gerçekten mükemmel. Tavsiye ederim. Gelin abi buraya. Şimdi lahmacunlarımız geldi. Şöyle bir afiyetle yiyeceğiz. Canı çeken olursa kusura bakmasın, hakkınızı helal edin. Gelin size de bir lahmacun ısmarlayayım inşallah bir gün. Şimdi soğanı yerleştirdim abi. Tabi Antep lahmacunu daha farklı olur da bu biraz daha ekmeğe ince. Daha farklı tabi. Kameramın şarjı bitti. Mikrofonumu kullanacaktım böyle kütürt kütürt yediğimi duyun diye. Ben maydanoz sevmiyorum, atmayacağım. Şimdi bunu böyle sarıyorum. Evet, olay burada. Ses duyamadım. Ayranı da iç. Bu benim. Merhabalar, şu an Mersin'den videoya devam ediyorum. Işığa doğru yürüyorum, birazdan görüntü daha da net olur. Telefondan çekim alıyorum. Şimdi Diyarbakır videosunu çektik, bitirdik. Editini de bitirdim. Şu an dışarıdayım Mersin'de. Son kapanışı yine yapmayı unutmuşum. Toplam harcadığım tutar 600'e yakın bir miktar yaptı. Zaten tam fiyatı ben size belirtmişimdir. Saat 11'de de bugün Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıracak. Toplam 6 dakika var şu an, saat 22.54. 6 dakika sonra kupa töreni başlıyor. Kafeden biraz uzaklaştım. Ben biraz daha şey yapayım dedim. Sakin, şöyle bir sahilde kimse yoktu, oraya geçeyim dedim. Şimdi videoda kapanışı yapmamışım. İzleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım. Çekilişi videoyu paylaştığım gün, tahminim cumartesi günü paylaşacağım. Cumartesi günü çekilişi başlatıyorum. Haftaya cumartesi de sonuçlarını açıklayacağız. Canlı yayında açıklanacak. Çekilişe katılma çok kolay. Bir kişiyi etiketleyip YouTube'dan bana abone olup ondan sonra bir de Instagram'dan takip ediyor olmanız yeterli. Çekilişi kazanan kişiye
YouTube'da bırakmış olduğum ufak bir kod var. Şuralarda bir yerlerde ya da videonun orta kısımlarına da eklemiş olabilirim. O kodu isteyeceğim. Yani videoyu izlediğinize dair. Hediyelerimiz de hazır zaten. 3 tane hediyemiz var. 3 kazanan olacak. Öyle şu anda Mersin'deyiz. Mersin videosu da gelecek. O da muhtemelen o videodan 2 hafta sonra yayına girer tahminim, bilmiyorum. Takip eden, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.